Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size matematik dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Her soru anlattığımda kısa kısa açıklamalar da yapacağım. Böylece konu tekrarı da yapmış olacağız aslında. Yazılıya iyi bir şekilde hazırlanmış olacağız. Hemen 1. sorudan başlayalım. A küçüktür 3257 artı 2779 işleminde A'nın yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Böyle sorularda ilk yapmamız gereken, bakın şurada bir işlem var. Bu işlemi önce bir yapalım. 3257 ile 2779'u toplamamız lazım. 7, 9 daha 16. 16'nın 6'sı. Elde var 1. Verdim. 6, 7 daha 13. Yine elde var 1. 3 oldu. 7 daha 10. Yine elde var 1. 4, 2 daha 6. Yani 6036 çıktı bu işlem. Şimdi yazalım. Bakın A küçüktür 6036'dan diyor. Şimdi A'nın yerine kimler gelebilir? 6036'dan küçük olan, 6035, 6034 ve daha küçük olan diğer sayılar gelebilir. Ama buraya gelecek sayıların diyor en büyüğü olsun. O zaman şunu düşünmelisiniz. 6036'ya en yakın kim var? 6035 var küçük olarak. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. İşaretledim. İkinci soru. Sadece 0, 6, 5, 2 ve 7 sayılarını birer kez kullanarak aşağıdaki sayıları oluşturunuz diyor. Şimdi en küçük çift sayı. 5 tane rakam var değil mi? Şöyle 5 tane nokta koyalım. Peki çift olması için ne yapmalıyım ben? En arkadaki birler basamağına ya 0 ya 6 ya da 2 gelecek. Çünkü 5'i ve 7'yi buraya koyamam. Koyarsam sayı tek olur o zaman. Peki ben bunlardan hangisini arkaya göndereyim? Küçük yapmak istediğim için küçük rakamlar önde lazım bana. O zaman büyük olan 6'yı arkaya gönderelim. Şimdi sayımızın çift olmasını sağladık. Kalanları küçükten başlayıp sıraya koyalım. 0'ı başa koyamadığım için 2 ile başlamak durumundayım. En küçük. Sonra 0'ı koyuyorum. Sonra 5 ve 7'yi koyuyorum. İşte bu şekilde istenen sayıyı yaptım. En küçük tek sayı. Yine 5 tane nokta koyuyorum. Tek olması için bu kez en arkaya ya 5'i koyacağım ya 7'yi koyacağım. 7'yi koyayım çünkü 5 bana önlerde lazım. Küçük yapmak istiyorum ya. Yine başlıyorum. 2'yi koydum. 0'ı koydum. Sonra 5'i koydum. Bu kez 6'yı koyuyorum. 7'yi çünkü en arkaya koyduk. Evet, sayımız bu şekilde oldu. Yüzler basamağı 2 olan en küçük sayı. Şimdi yine 5 tane nokta koyuyorum. Bu kez yüzler basamağı 2 olacakmış. Mecburen 2'yi buraya koydum. Diğerlerinde kimler kaldı? Diğer rakamlardan küçük olan kim var? 0 var ama 0'ı başa koyamıyorum. O zaman 5 var. Mecburen 5'i koyacağım. Sonra 0'ı koyacağım. Sonra 6 ve 7'yi koyunca benden istediği bu sayıyı oluşturmuş olacağım. Yani yüzler basamağının 2 olmasını sağladım ve en küçük yapabileceğim sayıyı yaptım. Geldik 3. soruya. Yuvarlama sorusu. En yakın onluk ve en yakın yüzlüklere yuvarlayacağız. Şimdi en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Eğer buradaki sayı 5, 6, 7, 8 ve 9 ise öne doğru yuvarlanacak. Yani ilerideki onluğa. Eğer buradaki sayı 4, 3, 2 ve 1 ise geriye, kendi onluğuna dönecek. Bakıyorum 6 var. 6 ileriye gidecek. İleride kim var? Onu da buradan anlıyoruz. Bakın 50'yi görüyoruz değil mi burada? 356 yani. O zaman 50'den sonra 60 geldiği için mecburen ben bunu ne yapacağım? 360'a yuvarlayacağım. Peki diğerini de yapalım. Önce onlukları bitirelim, sonra yüzlüklere geçeriz. Bakın 5 var. İleriye gidecek. İleride kim var? Burada 60 olduğuna göre ileride 70 olacak. 670 60'tan sonra. Yani 60'tan sonraki onluk 70 yani. Bakıyorum 8 var. İleriye gidiyor. İleride kim var? Yine 60 var burada. O zaman 70 yapacağız onu. 7470. Bu kez 3 var. Geriye dönüyor. Geride zaten görüyoruz 40 var. Yani 1640 olacak. 9 ileriye gidiyor. Burada 40 olduğuna göre ileride 50 olacak. Yani 8450. En yakın yüzlüğe yuvarlarken ise son 2 basamağa bakıyoruz. Son 2 basamaktaki sayı 50 veya 50'den büyükse öne doğru gönderiyoruz. 49 ve daha küçükse geriye döndürüyoruz.
Burada 50'den büyük olduğu için kim var ileride yüzlük olarak? Bakın şuradan anlarsınız. 300 var değil mi burada? İleriye gideceği için 400 olacak 300'den sonra. Yani ben bu sayıyı 400'e yuvarlayacağım. 65 yine ileriye gidiyor. Burada 600 olduğuna göre ileride 700 var. 68 yine 50'den büyük ileriye gidiyor. Burada 400'ü görüyorum. O zaman 7500 yapacağım onu. 43 geriye dönüyor. Geride kendi yüzlüğü. Yani 600. Yani 1600 olacak. 49 geriye dönüyor. 400 var burada. Kendi yüzlüğü. 8400. Bu şekilde yuvarlamayı yaptık. 4. Bir bölme işleminde bölen 18 bölüm ise 26'dır. Buna göre bölünen sayı en çok kaç olabilir? En çok sözüne dikkat edin. Şimdi söylenenlerin bir resmini hemen yapalım. Bölen 18 bölüm 26. Biz şimdi bölüneni arıyoruz değil mi? Bölünen nasıl bulunur? 18 ile 26'yı çarparız kenarda. Çarpalım. 8 kere 6 48 elde var 4. 8 kere 2 16 4 de elde 20. 1 kere 6 6 1 kere 2 2. Toplayalım. 8, 6 ve 4. 468 olabilir. Ama en çok olmasını istiyoruz. En çok olmasını istiyorsak kalan da olabileceğini hesaba katmalıyız. Peki kalan olan yerde kim olabilir en fazla? Bakın burada 18 varsa o zaman en fazla burada 17 olabilir. Kalan da olabileceğini düşünüp bu kalanı da şimdi toplayacağız. Böylece bölünenin en çok olmasını sağlayacağız. 468 ile 17'yi toplayalım. 8, 7 daha 15 elde var. 1, 7 oldu. 1 daha 8, 485. Demek ki en çok 485 olabiliyormuş. Cevap B şıkkı oldu. Geldik 5. soruya. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 9700 olan en küçük ve en büyük sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 9700'e yuvarlanan en küçük yüzlük olarak yuvarlanan en küçük sayı kimdir? 9650'dir değil mi? Gerisinde olan. Peki en büyük sayı 9749'dur. Çünkü 49 olup da geriye dönüyor ya. O yüzden en büyük de budur. Peki bunların toplamı diyor. 9749 ve 9650 toplayalım. 9 0 daha 9, 4 5 daha 9, 7 6 daha 13, elde var 1 10 19. Yani 19399'muş. Cevap B şıkkıymış. 6 aşağıdaki işlemleri yapınız diyor. Şimdi verilmeyen harfler var. 4 ile hangi sayıyı toplarsam 0 olur. 4 ile kimiz toplarsanız toplayın 0 olmaz. Bu 0 o zaman yani neden olmaz? Çünkü toplama ileriye doğru saymak, ileriye gitmek demek. 4'ten ileride değil ki 0. 4'ün ilerisinde kim var peki 0 olan? 10 var. O zaman buradaki 0 10'un 0'ı olabilir. Ve ben buraya 4'ten 10'a gitmek için ne yazmalıyım A harfine? 6 yazmalıyım. A harfi 6 oldu. Elde var 1 oldu bakın. Çünkü 10'un 0'ını yazdık. 3, 1 elde 4. 4'ten 9'a gideceğiz şimdi. O zaman B harfine kim lazım? 5 lazım. 4, 5 daha 9. B'yi de bulduk. Elde yok şimdi. 2 ve C harfi toplanmış yine 0 olmuş. Yani bu 10 demektir. 10'un 0'ı. O zaman C harfine 8 koymalıyız. 2, 8 daha 10. Elde var 1 oldu bakın. 5, 1 elde 6. 2 de burada 8. D harfi de 8 oldu. Ve bunların toplamı diyor. 6, 5 daha 11. 8 daha 19. 8 daha 27. Cevap 27. Çıkarmada nasıl olacak durum? Şöyle. Bakın buradaki D harfini bulmak için şöyle yapabilirsiniz. 5 ile 4'ü toplayın. Yukarıda 9 olması lazım. 9'dan 4 çıktı 5. Demek ki D harfi 9'muş. Komşudan aldık mı? Yok almadık. 0'dan bir sayı çıkarılacak ve 2 kalacak. Şimdi 0'dan geriye doğru gitmek olmaz. Yani 0'dan bir sayıyı çıkaramıyoruz başka bir doğal. Ancak 0 olsaydı 0'dan 0 çıktı 0 kaldı deriz. O zaman komşudan alacak yani 0. O zaman komşudan aldığında burası 10 olacak. Komşuda 2 kalıyor. 10'dan hangi sayı çıkınca 2 kalıyor? Burada 10'dan 2'yi çıkarınca anlarsınız. 8 olması lazım. Ya da tahmin edersiniz. C harfi de 8 oldu. Şimdi komşuda 2 kaldı. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan aldık 12. Burada kaldı 8. 12'den 7 çıktı. B harfi 5 oluyor o zaman. B'yi de 5 yazdık. Şimdi 8'den A harfi çıkacak ve 2 kalacak. O zaman A harfinin 6 olması lazım.
A'yı da bulduk. Şimdi topluyorum. 6, 5 daha 11, 8 daha 19, 9 daha 28. Bu işlemin sonucu da 28. Bilinmeyen harfleri de bulmuş olduk. Geldik 7. soruya. Bir çıkarma işleminde fark 256'dır. Eksilen 180 arttırılıp çıkan 46 azaltılıyor. Yeni fark kaç olur? Şöyle resimlerle anlatalım size. Bir çıkarma işlemi tasarlayalım. Burası fark. Ve fark 256 şu anda. Sonra ne oluyor? Eksilen 180 çoğalıyor. Yani şuradaki diyelim ki bir araç bu. Araba ileriye gidiyor yani. Gittiğinde bu aradaki fark, iki kutunun arasındaki, iki aracın arasındaki fark ne oldu? Çoğalmış oldu. O zaman ben 180 daha çoğaltmalıyım. Çıkan 46 azaltılıyor diyor. Çıkan da geriye doğru gidiyor. Azaltmak demek geri gitmek. Fark yine büyüdü. Yani her iki durumda da buradaki ileriye gitti, buradaki geriye gitti. Aradaki boşluk, aradaki fark durmadan arttı yani. Ne kadar arttı? Baştan 180 arttı. Sonra 46 arttı. Önce ne kadar arttığını bulalım. 6, 12, 226 çoğalmış oldu. Önceden ne kadardı? 256 idi. O zaman 256 idi. Bu kadar daha fark çoğaldı. 226 daha çoğaldı. 6, 6 daha 12 elde var. 1, 6, 2 daha 8. Ve ne oldu? 482 çoğalır yeni fark. Cevap D şıkkı. 8. Kağıt gitmiyor. Evet, düzelttik. Aynı anda aynı yerden zıt yönlere doğru hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 65 km, diğerinin hızı 85 km'dir. Şimdi bir araç olsun şöyle, bir de başka bir araç olsun. Aynı anda aynı yerden ama zıt yönlere. Birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. Ne kadar gidiyor birincisi? 65 km gidiyor saatte ve 13 saat sonra. İkisi de 13 saat gidiyorlar. Çarpalım 13'ü. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 6 18 bir de elde 19. 1 kere 5 5 1 kere 6 6. 5 9 5 daha 14. Ne oldu? 845. Buradaki araç 845 km uzaklaştı. Aralarındaki uzaklık 845 km oldu. Diğer araç 85 ile gidiyor. Onu da hesaplayalım. 13 saat gidiyor o da. Çarpalım. 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 8 24. Bir de elde 25. 1 kere 5 5. 1 kere 8 8. Toplayalım. 5. 5 5 daha 10. 3 oldu. O da 1105 km daha da uzağa gitti. Aralarındaki uzaklık durmadan çoğalıyor yani. O zaman 1105 birisi gitti. Diğeri 845 gitti. Toplarız ve aralarındaki uzaklığın ne kadar olduğunu anlarız. 5 5 daha 10. Elde var 1. Verdim 5. 9. 1950 km uzaklık oldu aralarında. Cevabımız böyle oldu. Sıra geldi 9. soruya. 8013 tane şeker her kutuya 8 şeker düşecek şekilde dağıtılıyor. 5 tane şeker artıyor. Buna göre kaç öğrenciye şeker dağıtılmıştır diyor. Şimdi şöyle yapalım. 8013 tane şeker varmış başta. Söylenenleri şöyle bir resim şeklinde gösterelim. Ve her kutuya 8 şeker paylaştırılmış. Yani her kutuya 8 şeker konmuş. Bu şekilde bölüştürülmüş. Yani bölünmüş yani. Ama 5 tane şeker ise artmış. Şimdi bu 5 şekeri biz buradaki toplam şeker sayısından çıkarmamız gerekiyor. Niye çıkarmamız gerekiyor? Çünkü bu 5 şeker kutulara konmadı. Bu paylaştırılmadı, verilmedi, dağıtılmadı yani. Bunlar arttı. O yüzden ilk önce 8013'ten bu 5 şekeri çıkaralım. Ne kalıyor? 8008 şeker. Bunlar kutulara paylaştırılmış. Ve her kutuya 8 tane olacak şekilde paylaştırıldığı için 8008'i 8'e böleceğiz. 8'de 8 bir kere var. 1 kere 8 8. Çıkardım 0. Şimdi diğer basamakta 0'ı getirdim ve soruyorum. 0'da 8 var mı? Yok, bölemem. O zaman buraya bir 0 koydum. Diğer basamağı getirdim. Bunu da soracağım. 0'da 8 var mı? Yok. Bölemem. O zaman buraya bir 0 yine koyacağım. Sonra son basamağı getireceğim. 8'de 8 evet var. 1 kere var. 1 kere 8 8 diyeceğim. Bölmeyi bu şekilde bitiriyorum. Demek ki 1001 olacakmış. Cevap C şıkkı. İşaretleyelim. 10. soru. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız diyor. Yine büyük basamaktan başlıyoruz. 9'da 9 var. 1 kere
yazalım. 1 kere 9 9 çıkaralım. Sonra diğer basamak getiriyoruz ve getirdiğimiz her basamağı sormak durumundayız. 0'da 9 var mı? Bölebilir miyim? Hayır, bölemem. O zaman buraya bir 0 koydum. Sonra 5'i getirdim. 5'te 9 var mı? Yok. Yine bölemiyorum. O zaman bir 0 daha koyuyorum. Ve bu kalan oluyor artık. Bakın her basamağı getirdikten sonra eğer bölemiyorsam buraya yok demek. Matematikte 0 demektir. Onun için buraya 0 koyuyorum. Yani cevap burada 100 oldu. Kalan da 5 oldu. Şunu yapalım. Şimdi 1'de 32 yok. 13'te yok. Acaba 137'de kaç tane olabilir? Burada yuvarlamalardan yararlanabilirsiniz. Yani 30'ar 30'ar sayabilirsiniz. 30, 60, 90, 120. Bir daha saymayın çünkü 137'yi geçmemek gerekiyor. O zaman 150'yi de aşar. 150 olur yani 30. Bir de ikisi var daha. Ya da şöyle tahmin edebilirsiniz. Bakın 137'nin ilk başında 13 var. Yani 7'yi görmezden gelin. 3'ün yani 32'nin başında da 3 var. 2'yi görmezden gelin. Şöyle düşünün. 13'te 3 kaç tane olabilir? 4 kere 3 12 oluyor. Bakın buraya 4 yazılacağını bu şekilde farklı yollarla tahmin edebilirsiniz yani. Devam edelim. Şimdi bunları tabii çarpıyoruz. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Yani 128 oldu ve 137'ye yaklaştık yani. 7'den çıkmaz. 17'den 8 çıktı. 9, 0. Yani 2 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0. Burası da 0. Şimdi sormadığımız bir basamak var. Getiriyoruz. 96'da 32 kaç tane olabilir? 3 tane olabilir. Çünkü 3 tane 30, 90 oluyor. Ya da 3 kere 3, 9 oluyor. Bakın burada başta 9 var yani. Çarpalım. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. Tam geldi. Demek ki cevabımız 43 oluyor. Son soruyu da yapalım ve bitirelim. Yalnız kağıt gitmiyor bir türlü. 11. soru. Hatıra Ormanı'na geçen yıl okulumuz adına 2865 fidan dikilmiştir. Bu yıl ise önceki yılın 3365 fazlası fidan dikilmiştir. Bakın bu yılı bilmiyoruz henüz. Birazdan bulacağız. Bu ağaçlardan 356 tanesi kurudu. Hatıra Ormanı'nda okulumuzun toplam kaç ağacı vardır diyor. Şimdi geçen yıl sayı belli 2865. Bu yıl bu kadar daha fazla dikim yapılmış. 3365 fazlasını bulalım önce. Toplayalım bakalım. 5, 5 daha 10. Elde var 1. 7 oldu. 13. Elde var 1. 9, 3 daha 12. Yine elde var 1. 3, 3 daha 6. Bu yılda bu kadar fidan dikilmiş. Şimdi bu yıl ile bir önceki yıl, geçen yılı bir toplayalım. Ne kadar oldu hepsi? 6230, 2865. Topluyorum. 5, 9, 2, 8 daha 10, elde var 1, 7, 2 daha 9. Toplamda 9095 fidan olmuş. Yalnız 356 tanesi kurumuş. O zaman 9095'ten 356'yı çıkaracağız. 5'ten çıkmıyor. 15'ten 6 çıktı. 9 burada kaldı. 8, 8'den 5 çıktı. 3. Şimdi 0'dan 3 çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 3 çıktı. 7. Buradan bir tane gittiği için 8 kaldı. Demek ki 8739 ağacı varmış. Bu şekilde cevap C şıkkı oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.